olacağını ümit ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Herkese merhaba. Kısaca Oradata'dan bahsedeyim. Oradata, yapay zekayı merkeze koyan ve bunu çevresine data ile birleştiren bir şirket aslında. Bizim için yapay zeka olmazsa olmaz, data olmazsa olmaz. Bütün projelerimizde bu ikisini birleştirerek, harmanlayarak, Hakan'ın bahsettiği gibi karar destek sistemlerine aslında girdi sağlıyoruz. Bugün satrançtan bahsedildi, Go'dan bahsedildi ama herkes aslında ilk bu işi başlatan kişi Arthur Samuel'i tanımıyor olabilir. Bunun önemi şu, 1959'da bu kavramı atıyor. Yani 60 sene önce. Yani bu geldiğimiz noktaya aslında son 5 senede, 10 senede gelmedik. 60 senede gelinebilmiş bir nokta. Tabii ki gelişme hızı gittikçe ilerliyor. Önümüzdeki 10 sene boyunca çok daha hızlı ilerleyeceğini hepimiz düşünüyoruz. Burada temel kavramları anlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen müşteriye gittiğimizde bu sizin çözümünüz ne kullanıyor dediğimde yapay zeka kullanıyor gibi. Daha doğrusu biz şöyle makine öğrenimi kullanıyor dediğimizde hayır biz yapay zeka kullanan bir çözüm istiyoruz gibi şeyler gelebiliyor. Dolayısıyla bunları iyi anlamakta fayda var. Burada temel aslında makine öğrenimle deep learning arasındaki farkı özetlemek gerekirse makine öğreniminde daha çok bu feature extraction dediğimiz feature'ların çıkarılması ve bu işin uzmanlarının aslında girip hangi feature'ları kullanmamız gerekiyor kısmında kendi know-how'larında koyduğu kısmı insanlar tarafından veya yine algoritmalar ama insanların kodladığı algoritmalar tarafından yapılırken deep learning'in başarısı birazcık bundan geliyor aslında. Yani bir adım ötede bu feature extraction kısmında kendisi automate ettiği için sizden bir veri beklemeden bu feature'ları da çıkarıp kendi kendini öğrendiği için aslında deep learning oldu ve daha iyi çalışıyor diyebiliriz. Yine Andrew Ng'yi bir anmadan olmaz. Bilenler vardır mutlaka. Kendisi hem Coursera'nın kurucusu, eski Google Brain'in chief scientist'i, Baidu'da yine benzer bir rolde çalışmış. Deep learning denince ilk akla gelenlerden, insanlardan bir tanesi. Deep learning'in tam bir süper power olduğunu söylüyor. Veya o değilse kim diyor. Çünkü artık geldiği seviye çok inanılmaz. Resim yapıyor, imajları tanıyor, araba sürüyor, hastalıkları teşhis ediyor, dilleri anlıyor. Yani deep learning dediğim şey aslında kendi alanında doğru kullanıldığı sürece çok büyük bir iş yapıyor. Dolayısıyla deep learning'in önümüzdeki senelerdeki uygulamaları gittikçe artacak. Dijital kararlar dedik. Dijital kararlar dediğimizde bir insan günde 35 bin karar alıyor. Çok fazla gibi görünüyor ama düşündüğünüzde kapıyı açtım, kapattım, ışığı açtım, ışığı kapattım. Bunların bazıları iş gününde geçenler işlerle alakalı kararlı oluyor. Ve bunları artık dijitalleştirmek gerekiyor. Bunları dijitalleştirdiğimiz çerçevede de bunları dörde ayırabiliyoruz. Bunların bazılarında yine insanların içinde olduğu kararlar, bazılarında tamamen insandan arındırılmış kararlar. Dolayısıyla sizin şirketiniz aslında nereye gitmek istediği ve şu an nerede olduğunu iyi bir analiz etmesi gerekiyor diyebilirim. Ama herhalde hepimizin gitmek istediği yer bu autonomous intelligence dediğimiz insanları devreden çıkartmamız ve bu yapay zeka ile beraber tüm kararların otomatik olarak alınıp aksiyonların kendi kendine ilerlediği ve bunu öğrenen ve buna adapte olabilen sistemler. Bahsettiğim gibi biz data ve yapay zekayı merkezimize koymuş bir şirketiz. Dolayısıyla başarıya giden yolun bu ikisini birleştirmekten geçtiğini düşünüyoruz. Artık bahsettiğiniz gibi 60 sene geçti, yapay zeka hazır. Peki kurumlarımız buna hazır mı? Veya hazır olmak için ne yapmaları gerekiyor? Buradaki en önemli bariyer aslında dijitalleşme. Dolayısıyla dijitalleşmesini tamamlayan şirketlerde yapay zeka kullanımlarının daha başarılı olduğunu ve bu use case'lerin daha hızlı ve hayata geçebildiğini görüyoruz. Bu önemli. Buna ek olarak son belki 10 senede kurulmuş dijital native dediğimiz, tamamen aslında dijitale doğmuş şirketlerde bunun daha da hızlı olduğunu görüyoruz. Ama yine baktığımız zaman en hızlı AI uygulamalarını devreye alan şirketlerde telekom, bankacılık ve retail olmak üzere bunlar ve sonrasında da aslında eğitim, sağlık ve turizm sektörü geliyor. Biz bunu yaşadık açıkçası. Biz 6 senedir hizmet veriyoruz. 3 sene önce telekomlarla çalışmaya başladık. 2 sene önce bankalarla çalışmaya başladık. Retail ile çalışmaya başladık. Bu sene de aslında turizme geldik. Yani bu
mutasyon hızı gerçekten doğru bir şekilde ilerliyor ki bu 2016'da paylaşılmış bir analiz. Şimdi size 3 tane bizim hem ürünümüzden hem de bizim bu ürünlerle gerçekleştirdiğimiz use case'lerden aslında bahsedeceğim. Bunlardan ilki Deep Insight. Deep Insight aslında bu bizim bahsettiğim gibi yapay zekanın çevresine datayı koyan ürünümüz. Bu ürün çerçevesinde biz kurumların iç verisini dış veriyle birleştiriyoruz. Normalde iç veriyle yapabildiğiniz analizlerde ki limitleri ortadan kaldırarak buna en basitinden hava durumuyla başlayıp en kompleksinde haberlerdeki sentimentten sizin şirketiniz hakkında geçen olumlu olumsuz yorumlar, başka ürünlerin fiyatları, başka şirket fiyatları, yurt içindeki önemli terörist ataklardan dolar kuruna aklınıza gelebilecek birçok domainde, bunlardan kısaca bahsedeceğim zaten, veriyi alarak bunu sizin verinizle birleştiriyoruz. Bu ne olabiliyor bunlar? Bazen sizin mağaza verileriniz olabiliyor, bazen satış verileriniz olabiliyor, bazen müşteri verileriniz olabiliyor ve bunların her birinden aslında farklı ihtiyacınız olan öngörüleri çıkarıyoruz diyebiliriz. Bunların en önemlilerinden bakacak olursak yine retail alanındaki ve FMCG alanında aslında en önemli use case'lerimizden bu mağazalarınızın doğru yerde mi, değil mi, doğru satış potansiyeli olan bir yere mi kurulmuş veya bizim buradaki mağazamızda biz X birim bir satış yapıyoruz ama aslında bunun potansiyeli nedir? Yine alışveriş merkezi içindeki mağazalarınızın aslında o alışveriş merkezine gelen kaç kişi vardı? Bunların kaçı sizin müşteriniz? Bunların kaç tanesi alışverişe dönüştü? Alışveriş merkezi conversion rate dediğimiz bunların hesaplanması. Bu noktada dediğim gibi tamamen siz iç verinizi alıp dışarıdaki birçok veriyle, buna telekom verisi dahil olmak üzere bunları birleştirip analiz edip size bu konuda alınabilecek aksiyonları sunuyoruz aslında Deep Insight ile birlikte. Kullandığımız datasetlere örnek vermek gerekirse, burada yine online'daki Google Analytics verilerini alabiliyoruz. Buna televizyon programları, haber verileri, hava durumu, bankaların kredi oranları, ek olarak bugün yine sabah bahsedilmişti, etkinlikler. Mesela etkinliklerin çok fazla stockout'u, retail sektörünün stockout'u tetiklediğini, stockout'la mücadele için etkinliklerle beraber hareket edilmesi gerektiği, e-commerce'de yine hava durumu veya dolar kuru gibi dış verinin etkilerinin net bir şekilde ortaya konduğu ve yine terör olaylarında aslında turizmi nasıl etkilediği gibi çeşitli use case'lerde bu dış veriyi birleştirerek inceliyoruz. Bizim bir diğer ürünümüz aslında marketing ürünümüz Oremark. Oremark'ı ilk 2-3 slide önce gösterdiğim bir autonomous intelligence kısmı için aslında kullanıyoruz. Buradaki amacımız da tamamen autonomous marketing. Oremark bize real-time multi-channel autonomous marketing yapmamızı sağlıyor. Burada 3 faktörle aslında sizin büyümenizi etki ediyor. Bunlar performans, etki ve loyalty anlamında sizin müşterilerinizi bunlar etkiliyor diyebiliriz. Bayağı kompleks bir mimarisi var ama temelde çalışma mantığı şu, sizin web sitenizde entegre olarak sizin bütün clickstream datanızı topluyor ve bu clickstream datası üzerinden de sizin hem supervised hem unsupervised algoritmalarla size bazı öngörüler sunuyor. Buna ek olarak da predictive analytics yaparak size müşterilerinizin kategori bazlı bir kitle veriyor ve bu kitlelerde bizim gördüğümüz sonuçlardan bir tanesi bu. 9 kat daha fazla, size öyle bir kitle veriyor ki o istediğiniz kategoride 9 kat daha fazla satın alma davranışı var. Dolayısıyla bu kategoriyi aslında siz daha büyük bir değere dönüştürüp bu kategoriye ister kampanya tanımlayabilirsiniz, ister reklam yapabilirsiniz. Yine burada da Deep Learning'den faydalanıyoruz. Üçüncü bir bizim uygulamamızda aslında yine deep learning geçtiği için bundan da bahsetmek istedim aslında. Burada da imaj tanımı üzerine çalışıyoruz. İmaj tanımı tarafında bu klasik retail alanında ve FMCG'de kullanılan bu planogram dediğimiz bulunan raflardaki aslında ürünlerin sıralaması, dizilişi, alt alta, üst üste, yan yana 3 tane var mı, arka arkaya hangi ürünler var. Bunlar için aslında auditler yapılıyor. Yine markalar kendi çalışanlarını gönderiyor. Ek olarak GFK, Nielsen, Ipsos gibi birçok şirketten bu konularda bilgiler satın alınıyor.
Bizim tam yaptığımız aslında bu. Buradaki mağazadaki ürünlerin fotoğrafını çekerek bu fotoğraflar üzerinden aslında ürünleri tanıyoruz ve bu ürünler üzerinden de size doğru bir şekilde planlandığı şekilde ürünlerin dizilmiş mi veya sizin en önemli ürünleriniz bulunmasını istediğiniz marketlerde var mı yok mu? Normalde bunu insanların yaptığı bir sürece biz tamamen otomatize hale getirip buradaki sizin satışlarınıza burada bunun doğruluğunun %10 ile %15 arası bir satış artışı olduğunu gözlemliyoruz. Bunu sağlıyoruz. Burada aslında yaptığımız çalışmada şöyle, yine Cavit Bey de bahsetmişti. Elimizdeki bütün imajları label'layarak başlıyoruz. Bu label'ladığımız imajları belli bir seviyeye geldikten sonra burada yine kendi geliştirdiğimiz bir yöntemle label'lama sürecini de hızlandırmak adına öğrettiğimiz modele elimizdeki imajları verip label'latıp sonra onun üzerinden yine insan kontrolüyle label'lanmış imaj sayısını da arttırıyoruz aslında. Yani ilk bir label'la başlıyoruz. 1000 label'a gelince, 1000 label'lanmış imaja gelince ondan sonrakilerini aslında yine yapay zeka ile label'latıyoruz. Ama sadece bu sefer insan kontrolüyle ilerliyoruz. Çünkü bizim normalde bir fotoğrafta bir kedi, köpek veya başka bir obje tanınırken aslında bizim fotoğraflarımızda bir fotoğrafta 100 tane ürün olabiliyor. Bir fotoğrafta 150 tane ürün olabiliyor. Dolayısıyla aslında bizim harcadığımız efor bir birim yerine 100 veya 150 birim olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla burada bu geliştirdiğimiz yöntemle aslında label'lama eforundan da kurtarıyoruz diyebiliriz. Yine burada MIT tarafından basılmış kitaplardan birisindeki cümle bence önemli. Herhangi bir kategoride 5000 tane label'lanmış imaja ulaştığınızda aslında kabul edilebilir bir doğruluğa ulaşıyor Deep Learning. Tabii ki doğru konfigüre, doğru yazılımla beraber. Dolayısıyla 5000 ulaştığınızda aslında sizin canlıya alabileceğiniz bir MVP'niz, Production Ready olarak elinizde oluyor ve hazır oluyor. Ama tabii ki bunu bir autonomous car dediğimiz kendi kendine giden araçlar seviyesine çıkarmak istiyorsanız, buradaki kritik seviye aslında uygulamanın kritikliği çok yüksekse, burada artık milyonlara gitmeniz gerekiyor. 5 milyon, 10 milyon, hatta Google'un yaptığı çalışmalarda 100 milyona kadar gittikleri oluyor bu çalışmalar için. Dolayısıyla aslında şu an arabalar tabii ki kendi kendine giden arabalar caddelere çıkıyorlar. Ama yaygınlaşmıyorsa tek nedeni bu. Artık bu simülasyonu 10 milyon kere, 100 milyon kere yapmayı bekliyorlar ki bu mükemmel diyebileceğimiz senaryoya ulaşabilelim. Burada da yine beklenmedik bir ekürisiyle, %98'in üzeri bir ekürisiyle aslında çalışıyor sistemimiz. Bu eskiden imaj projeleri birazcık daha riskli, birazcık daha kaçınılan projelerken aslında deep learning gelmesiyle beraber imaj projeleri daha hızlı geliştirebilen ve daha iyi sonuç veren projeler haline geldi. Dolayısıyla burada da ciddi başarı oranları görüyoruz. Bahsettiğim gibi orada da aslında sadece Türkiye'de hizmet vermiyor. Türkiye'de, Orta Doğu'da, Avrupa'da ve Afrika'da hizmet veriyoruz. 4 farklı kıtaya çözüm geliştiriyoruz. Burada yaptığımız projelerimizin farklı endüstrilere hizmet ediyor. Şu an 6 tane bankayla çalışıyoruz. Buna ek olarak retail'da yine müşterilerimiz var. Telekom'da ve e-commerce'te çeşitli müşterilerimiz var. Bunların hepsinde aslında bu bahsettiğimiz use case'lerin implementasyonları ve dış veri sağlanarak yapay zeka ile bu problemlerin çözülmesi üzerine hizmetler veriyoruz. Yine Dubai'de Dubai Smart Cities projesinin bir parçasıyız. Yine benzer bir yapay zeka implementasyonu gerçekleştiriyoruz orada da. Yine enerji sektöründe varız. Enerji sektöründe enerji verimliliği alanında çalışıyoruz. Burada yine dış dünyadan gelen verilerin enerji verimliliği ve enerji fiyatları üzerine etkisi ve bunların doğru planlanması üzerine projeler yapıyoruz. Telekom'dan bahsettim. Telekom'da tamamen CDR verisi üzerinden churn prediction, customer segmentation, next best action olmak üzere çeşitli projeler geliştiriyoruz. Şu an 3 farklı devletle çalışıyoruz. Yani 3 farklı ülkenin devletine projeler geliştiriyoruz. IoT alanında yine sensörler ve IoT'lerden gelen verilerin analiz edilmesi üzerine projelerimiz mevcut.
IPTV yine 1 milyon tane kutudan gelen verilerin real-time analiz edilmesi ve bunların üzerinden analiz yapılıp müşterilere uygun içeriğin veya kampanyanın yapılması üzerine çözümlerimiz mevcut. Her türlü sorunuz, ihtiyacınız için bize ai@oradata.com'dan mail atabilirsiniz. Teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ ol. Keyifli sunum için ve bilgiler için. Evet.